Ben bazen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin bazı sözlerini beğeniyorum ama tam beğeneceğim üzerinden bir sene geçmeden birden dönüyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz söyleme hakkınız yoktur, kusura bakmayın. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey, kabul etmiyorum. Evet, Ayasofya mahkumdu. Ayasofya prangalanmıştı. O mahkumiyette, o prangada Recep Tayyip Erdoğan'la kalkmıştır. Esaret altındaymış. 18 yıl AK Parti iktidarda değil miydi? 18 yıl sonra esaret şimdi mi aklınıza geldi? Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin bazı sözlerini beğeniyorum ama tam beğeneceğim üzerinden bir sene geçmeden birden dönüyor sözler. Şöyle ki gençlerle bir sohbetinde Sayın Cumhurbaşkanı bunlar dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim sözleri dün gibi aklımızda. Acaba ne olmuştur da Sayın Cumhurbaşkanı istikametini kaybetmiştir? Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na istikametini kaybettiren şey anket sonuçları mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız... Bakın, bakın İbrahim Bey, bu konuşmaya izin vermiyorum. Bakın burada siyaset yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızı... Kendi sözleri... Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakın, direkt söz söylüyorsunuz. Ama kendi bakın, sözleri... Hayır, hayır. Bakın, bakın burası Büyükşehir Meclisi. Videosunu izledim. Ben buna izin vermiyorum. Yaptınız, bakın yaptığınız doğru bir yaklaşım değil. Evet, Sayın Hatip'in Başkan, sözlerini kapatıyoruz. Bu antidemokratik eylem. Hatip'in kapatıyoruz sözlerini. Bakın, Ayasofya meselesi, hayır, Ayasofya meselesi bu ülkenin siyasi bir meselesi değildir. Herkesin, bütün siyasi partilerin sahip çıkması gereken bir olgudur. Danıştay'ın jet hızıyla vermiş olduğu bir karar sizi rahatsız mı etti İbrahim Bey? Kusura bakmayın. Lütfen bakın. Bakın bunu bir siyasi malzeme olarak gündeme getirmeyin. Sizden rica ediyorum. Tevfik Bey lütfen bakın bu bir siyasi malzeme yapmayalım bunu. Bakın büyük şehirde sizden rica ediyorum. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar, hayır. Bir kere Tevfik Bey toplantıdan önce benim de bulunduğum ortamda Ayasofya ile alakalı bir teklif ve bir konuşma yapacağını grup başkanlarımızın içinde siz de vardınız belirtti. Yani bir sürpriz konuşma da yapmadı kendisi. Hayır bu sizi kendisi de konuşabilir ama bakın burada tutup da yok Cumhurbaşkanımızla alakalı o zaman böyle dedi bugün şöyle dedi. Bu işin sahip çıkanıdır Cumhurbaşkanımız, yapmayın arkadaşlar ya. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. 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 Ayasofya meselesi kapanmıştır arkadaşlar. Hayır. Hayır. Söz vermiyorum İbrahim Bey. Evet, tekliflere geçiyoruz değerli arkadaşlar. Hayır Tevfik Bey, ben bununla ilgili de lütfen bu konuyu kapatıyorum. Yarın bununla alakalı konuşma yapmak isteyen çıkar kürsüye konuşur. Halkımız bizi zaten dinliyor. Bu bir polemik konusu değil. Polemik konusu değildir bu. Hayır. Hayır. Sözünü kestiğiniz arkadaşımız Türkiye'de mecliste temsil edilen, belediye meclisinde temsil edilen bir siyasi partinin grup başkan vekili. Bakın. AK Parti bakın, grup başkan Doğan vekili Bey konuştu. Siyaset yapıyor. Cevap veriyor. Siz cevaba siyaset yapmayın diye bakın, susturmaya kalkıyorsunuz. Doğan Rica Bey, ediyorum. Grup başkan vekilinin sözünü kesmeyin. Yoksa ben kendi mikrofonumu onunla paylaşmak zorunda kalacağım. Yanlış bir yönetim tarzı Zeynel Bey. Bak, bakın grup başkan vekilleri olarak biz konuştuk. Yerine oturur musunuz? Konuştuk. Oturun biliyorsunuz. Yerinize. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Yerinize oturun. Yerinize oturun. Farklı fikirlere saygıyı öncelikle meclis başkanının göstermesi gerekir. Ben arkadaşlar dinledik. Hiçbir tepki göstermedik. Gayet güzel dinledik. Haklı olabilirler, haksız olabilirler eleştirilerinde. Şimdi dinlemeye de biraz katlanmak zorundalar. Bakın Doğan bütün Bey, televizyonlarda sizlerin görüşleri anlatılıyor. Müsaade edin burada da bizlerin görüşleri anlatılsın. Farklı şeyleri dinlemeye tahammül etmek gerekir. Arkadaşlar oturun.
Oturun, saygı duyun. Ben size cevap vereceğim. Bu şekilde bunu kabul etmiyorum. Zeynel Bey, eğer bir partiden söz ediyoruz. Bakın biz siyasi Kanarya Sevenlerden söz etmiyoruz. İbrahim Bey, bakın bu konuyu biz meclisten önce bir araya geldik. Ve bununla ilgili bir mutabakatımız çıktı ortaya. Yani Tevfik Bey'in de bu konuda açıklama yapacağını biliyordunuz. Bakın siz söz alıyorsunuz. Tevfik Bey'le alakalı değil, direkt konuyu Cumhurbaşkanımızla alakalı bir kısma. Bakın eğer konu Cumhurbaşkanımızla alakalı değil, sizin eğer Ayasofya'yla alakalı bir konuşma yapacaksanız buyurun size izin vereceğim. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz söyleme hakkınız yoktur. Kusura bakmayın. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Buyurun Ayasofya ile ilgili buyurun konuşmanızı yapın. Biz bu sözü kesmeyiz. Ama ben böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mikrofonumu açar mısınız? Peki. Buyurun. İbrahim Bey'e söz verin. Açın sözü. Açın mikrofonu. Sayın Başkan. Açın. İbrahim arkadaşlar yerinize davet ediyorum sizi. Sayın Başkan. Yerinize davet ediyorum. Hayır bu şekilde olmaz. Ben sözlerime şöyle başladım. Bakın belki sizi bilemem ama ben o Ayasofya'nın ibadete açılması için seccadeleriyle sabahleyin oraya gidip polisten çok jop yemiş bir insanım. Eyvallah. O yüzden eyvallah. Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili bizim karşı bir tutum içerisinde olduğumuzu sakın ha böyle bir durum içerisinde olmayın. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarını söylüyorum. Diyor ki yan tarafta Sultanahmet Camii'ni doldurmayacaksın. Ondan 4-5 kat daha büyük Çamlıca Camii duracak. Ondan sonra beni Ayasofya'nın içerisine çekeceksin. Ben bu hatalara girecek kadar istikametimi kaybetmedim diyor. Kendi söylüyor, ben söylemiyorum. Sözünü hatırlatıyorum siz size. Konuşmaları bu yorum yapmayalım. Yorum yapmıyorum. Siz yorum yapıyorsunuz şu an. Yorum yapıyorsunuz İbrahim Bey. Bakın. Yorum yapmayın. Ayasofya ile ilgili bir sözünüz varsa buyurun dinliyorum. Sayın buyurun. Başkan. Şimdi buyurun. Burada Ayasofya ile ilgili çok buyurun. Kısa bir not söyleyeyim ben. Buyurun. Ayasofya İslam henüz bu topraklara inmemişken 6. yüzyılda inşa edilmiş bir mabet. Ondan sonra 1453'te İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından ibadete açılmış bir yer. Şimdi burada Fatih Sultan Mehmet'le Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir dönem var. Bakın tarih bilin. 1918'de 1923 arası İstanbul bir işgal yaşamıştır. Ve bu işgali sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1936 yılında Ayasofya'yı Kebiri Camii Şerif diye tabuya tescil edilen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i, İstanbul'u 5 yıllık yabancı işgalinden kurtarıp İstanbul'u ikinci kez fetheden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'u, İstanbul'daki birçok mabedi bizlere hediye eden, İstanbul'a belki de pasaportla ziyaret etme illetinden bizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle ve minnetle anıyorum. Ancak ve ancak Müslümanların en azından bir kısmının problemi hiçbir zaman ibadet ettikleri mekanlar olmamıştır. Bu mekanlar dışındaki yaşamlardır. Umuyoruz ki en azından bundan sonra kul hakkının yenmediği, yolsuzlukların, hırsızlıkların ve rüşvetin reddedildiği Sultanahmetlere, Ayasofyalara layık birer mümin olarak gerekli Müslüman tavrını geliştirmek hepimize nasip olur. Ayasofya 1981 yılında rahmetli Süleyman Demirel tarafından tekrar ibadete açılıyor. 81'de Kenan Evren tarafından kapatılıyor. 91 yılında tekrar ibadete açılıyor aslında. Hem müze hem ibadethane olarak faaliyetlerine devam ediyor. Benim buradaki endişem camilerin, ibadethanelerin siyasallaştırılmamasıdır. O yüzden 24 Temmuz'daki cuma namazını çok merak ediyorum. İstanbul'un bir fethi gibi tekrar lanse edilmesinden imtina ediyorum. Bakın bu dönem yani İslam sadece AK Parti'nin tekelinde değil. Ben bir hafızım. Kur'an-ı Kerim'i okuyup ezberlemiş ve okuduğunu anlayan bir insanım. Camiler üzerinden siyaset bu dönem insanları ayrıştırmıştır. Bugün camilerdeki birçok imam AK Parti mahalle başkanı gibi çalışıyorsa, camiler boşalmışsa, deizm ve ateizm atmışsa,
burada kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz. İnşallah Ayasofya'yı, FETÖ'yü 5 sene kullandınız, kullandınız, bitiremediniz. Umarım Ayasofya'yı da bir 5 sene kullanmak zorunda kalmayız. Ben az önce konuşan arkadaşımın sancısını anlıyorum. Sayın Genel Başkanı televizyonlarda çıktı, dedi ki Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı açamaz dedi. Gücü yetmez dedi. Bu arkadaşlar Tayyip Erdoğan'ı ve bu milleti anlamamış. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı anlamak için bu milletin ruhunu, bu milletin değerlerini, bu milletin kavgasını ve heyecanını bilmeniz gerekir. Bunu bilirseniz bunu anlarsınız. Bunu bilirseniz bunu anlarsınız. Yoksa anlayamazsınız. Türkiye'de istikameti tartışılmayacak. Ne söylediği de yarının okunanı bilecek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu böyle bilsinler. Efendim, Ayasofya açıkmış. Ayasofya açıktı da madem Ayasofya için kavga verdiydin de bir gün gidip içinde namaz mı kılabildin? Bir gün gidip de duygularını mı haykırabildin? Evet, Ayasofya mahkumdu. Ayasofya prangalanmıştı. O mahkumiyette, o prangada Recep Tayyip Erdoğan'la kalkmıştır. Arkadaşların korkusu şu. Bir şekilde İyi Parti muhafazakar tabana muhatap. Eyvah AK Parti açamaz dedik, açtı. Elimizden gidiyor korkusu var. Korkmayın, siz gelin beraber namaz kılalım. Aynı safta namaz kılalım. Ayasofya'nın içinde buluşalım. Gel, biz kıskanmıyoruz, beraber kılalım namazı. Beraber kılalım. Ne güzel, Ayasofya açılmış. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Eğer içinde zerre kadar bir duygu varsa sevin, matem tutma. Hafızım diyorsun. Madem hafızsan matem tutma, sevin. Allah'ın mescitlerini, Allah'a iman edenler imar ederler hadisini, ayet-i kerimesini hiç mi okumadın sen? Nasıl hafızsın sen? Sadece bir hayırlı olsun konuşması yapacağım dedi. Tamam dedik. Bu hayırlı olsun konuşması değil. Önerge yok dedik. Sırf şov, siyasi şov. Hükümranlık haklarımızdan söz ediliyor. Arkadaşlar, Ayasofya ya da Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde herhangi bir yer hakkında bir egemenlik tartışması var mı? Yok. Yok öyle bir tartışma. Sanki böyle dış düşmanlar, bütün dünya işi gücü bırakmış. İnsanları hani bir korkuya, bir endişeye sevk etme amacıyla söylenmiş laflar bunlar. Ayasofya, düşman İngiliz işgalcileri bu ülkeden kovulduğundan beri Ayasofya ve bütün İstanbul Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği altındadır. Bu da tartışmasızdır. Ben bu sözlerden Ayasofya'nın ibadete değil siyasete açıldığını görüyorum. Siz burayı siyasete açıyorsunuz. Esaret altındaymış. 18 yıl AK Parti iktidarda değil miydi? 18 yıl sonra esaret şimdi mi aklınıza geldi?